Al Spor ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Sabah sporu programındasınız. Her zamanki gibi 3 saat boyunca burada olacağız. Dolu dolu haberlerimiz var. Tabii milli maç var bu akşam. Onunla da ilgili son detayları size aktarıyor olacağız. Hemen başlayalım o halde. A milli futbol takımı 2024 Avrupa elemeleri D grubu 5. maçında bugün Ermenistan'ı konuk ediyor. Maçla ilgili son detaylara bakarak başlayalım. Evet, sabah sporunda gazete manşetleri var sırada değerli izleyenler. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakıyoruz. Fotomaç gazetesinde transfer gündemine dair 3 ismi görüyorum. Hemen solda Cimbom'a PSG'den bir yıldız daha başlığı var. Birlikte bakalım. Birbirinden flash transferlere imza atan Galatasaray yeni bir bomba patlatmak için rotayı yine Fransa'ya çevirdi. Sarı Kırmızılı Kulüp PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'e kancayı taktı. Trabzonspor için Pepe haberi var. Az önce de ekranlarınıza getirmiştik. Yeni De Bruyne Fener yolunda, İtalyan medyasından gelen bir iddia. Çok kaliteli bir 6 numara arayışını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flash bir haber geldi. İddiaya göre Sarı Lacivertli ekip yeni De Bruyne olarak gösterilen Juventus'un 20 yaşındaki yeteneği Fabio Miretti'yi kiralamak istiyor. Devam edelim Fanatik gazetesiyle. Trabzonspor'a Pepe müjdesi. Bordo Maviller bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Arsenal'la sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki fil dişi sahili sağ açık Pepe Trabzon'a imzayı atacak. Bu akşam biliyorsunuz milli maçımız var. Almanya yolunda en kritik sınav. Haydi milliler, voleyboldan sonra bir zafer gecesi de futbolda yaşayalım. Saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Şu anda zaten D grubunda Türkiye 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ermenistan 6 puanla ikinci, Hırvatistan ise 4 puanla 3. basamakta. Sabah gazetesine gelelim. Hemen Ogün Şahinoğlu'nun bir yazısını görüyoruz. Altay'ın gidişi harika oldu başlığıyla. Stefan Kuntz Ermenistan maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. A milli takıma gelen genç oyuncuları eleştirmeyin. Adaptasyon süreleri olacak. Altay Bayındır okların hedefindeydi. Manchester United'a transferi de harika bir iş. Ön tarafta sıkıntı yaşadığımızı ben düşünmüyorum. Gol atma sorumluluğunu birçok oyuncu üstleniyor. Ermenistan maçını kazanıp da liderliği perçinleyeceğiz demiş Stefan Kuntz. Hürriyet gazetesiyle devam edecek olursak kulüpler sorunları hep dışarıda arıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Ben merkezli değil, biz merkezli düşünmenin çaresini bulmalıyız diyor Mehmet Büyükekşi. Her yıl sadece bir takım şampiyon olur, bazıları da küme düşüyor. Burada kulüplerin başarısızlığının sebepleri önce kendilerinde aramaları gerekiyor ifadesini de kullandı. Bir de Milliyet gazetesine gelelim. Hücumda sorunumuz yok başlıklı haber. A milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları var tekrar. Ermenistan'ı rövanşta da yenmeleri halinde Euro 2024 için çok önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi. Hatta Ekim ayında işi bitirebilecek duruma geliriz. Hücumda bir sıkıntımız yok. Son dönemde de birçok oyuncumuz gol atma sorumluluğunu da üstleniyor diyor Stefan Kuntz. Evet, sabah sporunda tekrar gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Bu saat dilimimizde her zamanki gibi ağırlıklı olarak manşetler üzerinden gideceğiz. Galatasaray'la başlayalım. Erden Timur'un antrenman öncesi yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Manşetlerde de zaten bazı sözleri de başlıklara yansımış olarak göreceğiz. Hemen başlayalım Fotomaç gazetesiyle. Ramos'la anlaşmıştık dedi Erden Timur. Az önce de izledik. Ramos Galatasaray'a gelmeye ikna oldu. Ama aramızda rakamsal farklılıklar vardı. Amrabat'la da anlaşmıştık ama elimizden kaçırdık diyor bu transferlerle ilgili Erden Timur. Sayfa içerisinde hemen hatırlatmış da olalım. Ümit milli takımımız da Zafer Ağspor'da koşuyor. Bu akşam saat 21.30'da Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasını Ağspor ekranlarından izleyebilirsiniz. Fanatik gazetesinde tarihin en değerli kadrosu başlığıyla devam etmiş olalım.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılan transferler sonrası takımın geldiği noktayı, Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk diye anlatırken, Erden Timur'sa Avrupa ile rekabet için sponsorlukları arttırmak şart açıklamasında bulundu. Galatasaray yönetimi Salih Özcan transferi için Almanya'ya çıkarma yapacak. Salih için son sefer. Sarı Kırmızılar milli takım kampındaki Salih Özcan'la temaslarını tekrar sıklaştırdı. Orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için düşünülen 26 yaşındaki futbolcunun Dortmund'dan satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor. Berkay Özcan için de Başakşehir ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Sabah gazetesinde ise rekabeti dinamitlemeyin başlıklı bir haber var. Erden Timur Türk futbolunun ilerlemesi için ezeli rakiplerine bu şekilde bir mesaj gönderdi. Peki neler dedi? Herkesin 10 hatası var. Benim bir tane var. Ben diledim ama hiçbir başka takımın yöneticisi hiç özür dilerim demedi diyor. Sadece Galatasaray'la olmaz. Eğer 6 büyüklükten biri olacaksak herkes rekabet içinde olmalı. Transfer kalitesini yükselttiğimiz için de mutluyum diyor. Sacha Boy ile ilgili bir röportaj var. Paramın hesabını bilmiyorum diyor. Ve her şeyiyle annesinin ilgilendiğine de vurgu yapmış röportajda. Hürriyet gazetesine gelelim. 150 milyon euroluk takımı 30 milyon euroya kurduk. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur bu sezon kadroları için Türkiye'de bunun örneği yok ifadelerini kullandı. Geçen sezon transfere 43 milyon euro harcadıklarını belirten Erden Timur, bu sezon bu rakamı azalttıklarını, bununla beraber sponsorluk gelirlerini 17'den 53 milyon euroya çıkardıklarını da dile getirdi. Hemen altta İsmail Er'in bir yazısı da var. Tabii bu Beşiktaş'la ilgili. Erik Bailly'nin Zaha ile ilgili söylediği sözler. Zaha, Erik Bailly'nin Galatasaray'a gelmesini istemiş. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Nevzat Dindar'ın Karalamak Kolay başlıklı yazısına bakalım. Erden Timur'un yine açıklamalarından bir detaylar var. Yapılan transferleri eleştiren diğer kulüp yetkililerine de seslendi ayrıca Erden Timur. Hiçbir rakip takım yöneticisi hata yaptık demiyor dedi. Evet, Fenerbahçe ile devam edeceğiz şimdi. Süper Lig'de oynadığı 3 maçta puan kaybı yaşamayan Fenerbahçe'de savunmadaki performans dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı lacivertler bu sezon sadece Gaziantep Futbol Kulübü'nden duran top sonucu bir gol yedi. Manşetlerle devam edelim. Bu kez de Fenerbahçe diyelim birlikte. Fotomaç gazetesinde hemen en üstte Misic çıkarması başlıklı haberle başlayacağız. Fenerbahçe listesine eklediği Misic için Hırvatistan'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Zagreb'de ilk teklif sunulacak. Livakovic de bu transfer için devrede. Fenerbahçe'de parladı İngilizler. Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in performansını mercek altına aldı. Brezilyalı oyuncunun her geçen gün daha iyiye gittiğine vurgu yapılan yorum haberde Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'de parladı ifadeleri de kullanıldı. Fener'e İtalyan De Bruyne, sarı lacivertliler Juventus'un genç yıldızı Miretti için harekete geçti. İtalyanların De Bruyne olarak lanse edilen 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin de çalışma başlattığı ortaya çıktı. Çizme medyası da Fenerbahçe'nin ilgisi doğru diyerek transfer girişimini de doğrulamış oldu. Pedro dönebilir. Fenerbahçe'den Grêmio'ya kiralanan João Pedro için işler iyi gitmiyor. Brezilya basınında Olavip'in haberine göre tecrübeli futbolcunun performansı eleştiri konusu oldu. Taraftarlardan büyük tepki gören Pedro'nun Brezilya ekibinde mutsuz olduğu ve Fenerbahçe'ye geri dönebileceği belirtilenler arasında. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan oyuncuların 12'si Afrika Uluslar Kupası ve Avrupa Şampiyonası için ülkelerinin takımlarına davet edildi. Aslında bu sayı 14'tü ancak milli takıma giden Umut Nayır ile Slovenya milli takımına davet edilen Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Fanatik gazetesine gelelim. Atletizmde şampiyon Fenerbahçe. Atletizm Süper Ligi'nde şampiyonluğu Fenerbahçe göğüsledi. Sarı lacivertler 2 yıldır zirveyi bırakmayan Enka'yı geride bırakarak erkeklerde 23, kadınlarda ise 10. kez kupayı müzesine götürdü ve tarihinde 7. kez duble yaptı. Sarı lacivertlilerin gözü Hırvat yıldızlarda, Misic isminden bahsetmiştik. Bir de Başalic var. Fenerbahçe orta saha arayışında bu kez gündemine Hırvatistan milli takımının iki oyuncusunu aldı. Bu yaz döneminde daha önce de gündeme gelen Mario Palasić için yönetimin bir kez daha girişimde bulunacağı kaydedildi. Danilo'da karar, Luis Enrique'nin Sarı Lacivertlerin teklif yaptığı öğrenilen Portekizli yıldız için artık gözler PSG teknik direktörü Luis de İspanyol çalıştırıcının onay vermesi halinde yönetim Danilo ile bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen sol tarafta kutu haberler var. Jadon Osterwolde'nin büyük çıkışı başlığına bakalım. Hollandalı sol bek geçen sezon ara transfer döneminde 6 milyon euroya kadroya katılmıştı. Ancak Jorge Jesus öğrencisine şans vermedi. Osterwolde kulübeden bir türlü çıkamadı. Ancak İsmail Kartal'ın gelişinin en çok yaradığı isimlerden biri de bu oyuncu oldu. Kartal öğrencisini ligde tüm maçlarda ve konferans ligi elemelerinde son 3 karşılaşmada ilk 11'de oynattı. Sabahspor'a geçmiş olalım. Samet Yüksel'in haberine bakacağız. Süper hedef Ceko başlıklı İsmail Kartal Süper Lig'de Avrupa maçları için 11'de değişime gidecek. Edin Ceko'yu ana plan olarak Süper Lig'de kullanmak isteyen deneyimli hoca Avrupa'da diğer seçeneklere yönelecek. Kalede zaman zaman İrfan görev alacak. Ferdi ve Tadic de bazı maçlarda dinlendirilecek. Hemen bir Süper Lig ve Avrupa 11'i de yapılmış muhtemel bir 11. Avrupa'da ileri uçta Batshuayi görüyoruz. Süper Lig'de de çoğunlukla Ceko kullanılabilir. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Senat Okunemmen en başta bir yazısı var. Buna bakalım. Her yerde lider. Fenerbahçe transferde birçok kariyerli oyuncuyu kadrosuna katarken büyük değişime de uğradı. Ceko, Tadic, Fred ve Bekao gibi lider profili isimler de takıma ciddi bir katkı yaptı. Stoperde alternatif Jadon Osterwolde olacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansı yükselen Jadon, Jorge Jesus döneminde şans bulamamıştı ve stoperde şu anda İsmail Kartal da onu alternatif olarak kullanmayı düşünüyor. Bir de Takvim gazetesine bakalım birlikte. Fener 3 koldan orta saha transferi için Fenerbahçe'de de geri sayıma geçilmiş durumda. PSG'nin yıldızı Danilo'dan bahsetmiştik. Misic ismi var ve Nicola Moro'yla da görüşmeler şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayfanın en altında Samet Akaydın'ı görüyoruz. Samet'e kulüp aranıyor. 4.2 milyon euroya transfer edilen tecrübeli oyuncu büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Fenerbahçe haberlerinin yer aldığı manşetlerin hemen ardından Beşiktaş'ın gündemine geçiyoruz. Yaz döneminde Rebic, Chamberlain, Rashica gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, yabancı bir oyuncunun ayrılması durumunda 10 numara takviyesi için harekete geçecek. Manşetlerle devam ediyoruz tabii ki. Bu kez de Beşiktaş diyeceğiz. Fotomaç gazetesinin Beşiktaş sayfasıyla devam edelim. Kartal hızlı başladı. 3 gün izin yapan Beşiktaş Trabzonspor derbisi için hazırlıklara çift idmanla başladı. Yeni transfer Beyli ilk idmanına çıkarken hırsı ve istekli hali de gözlerden kaçmadı. Erik Beyli transferinde tecrübeli hocanın büyük rol oynadığı söylendi. Güneş'e güvendim. Yeni transfer Erik Beyli. Zokora bana Şenol Güneş'ten hep övgüyle bahsetti. Ben de onunla konuştuğumda güven duydum ve bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim diyor. Beşiktaş'ta 30 numarayı seçtim çünkü İspanyol'da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim açıklamasında bulundu.
Fanatik gazetesinde Pereira ismi var. Pereira'dan bir Kartal dönüşü. Transfer döneminin başında aslında en çok konuştuğumuz isimlerden de biriydi Beşiktaş adına. Siyah beyazlar Udinese ile yollarını ayıran ve kulüp bulamayan Roberto Pereira ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Arjantinli orta sahaya 1,5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro ücret verildi. İmzaların atılması da an meselesi. Beylin'in röportajından yine detaylar var. Galatasaray'daki Zaha'yla Beşiktaş'a gelmeden önce konuştuğunu söyledi. Bu da hemen burada yer alıyor. Sabah gazetesine geçecek olursak. Ogün Şahinoğlu'nun haberine bakalım. Az önce bahsettiğimiz konu burada da var. Zaha Galatasaray'a gelmemi istedi. Zaha'nın Erik Bailey'e söylediği sözleri görüyoruz. Kararımı vermeden önce Zaha ile görüştüm. Galatasaray'da birlikte oynamamızı istiyordu. Ancak Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler duyduktan sonra benim tercihim Beşiktaş oldu diyor. Yeni transfer Erik Bailey. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Aynı konuya Hürriyet gazetesi de yer vermiş. İsmail Er yazısında Zaha beni Galatasaray'a götürmek istedi başlığını kullanmış. Kazanma mentalitesiyle geldim, şampiyonluk ve daha fazlasını istiyorum. Beşiktaş formasıyla bunu da başarmak istediğine vurgu yaptı. Fred ve Zaha'ya karşı oynamak kendisi için farklı bir deneyim olacak. Bundan da bahsetti Erik Bailey. Milliyet gazetesine gelelim. Son olarak yine yeni transfer Bailey'i görüyoruz. Aynı konuya burada da yer verilmiş. Bir de hemen sağ tarafta Umut Meraş'a ihtiyacımız var başlığı var. Bu habere bakalım birlikte. Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Umut Meraş'ı gündemine aldı. Transfere ilişkin olarak konuşan Yüksel Yıldırım, Umut Meraş'ı istediğimiz doğru fakat Beşiktaş'a yaptığımız iki teklif de kabul görmedi. Yeni bir teklif daha yapacağız. Kabul edildiğinde düşünürüz. Beşiktaş onu istemiyor ve ihtiyacı yok. Oysa biz istiyoruz ve ihtiyacımız var. Açıklamasında bulundu Yüksel Yıldırım. Evet, sırada Trabzonspor var. Trabzonspor'un transfer gündeminde de hareketli saatler yaşanıyor ve dün Nicolas Pepe Trabzonspor için Trabzon'a geldi. Evet, manşetlerde son bölüme geliyoruz. Burada da Trabzonspor haberlerine bakacağız. Fotomaç gazetesinde Trabzonspor'u istedim başlığı var. Yeni transfer Batista Mendy ile ilgili neler söylemiş birlikte bakalım. En başından itibaren görüşmelerde gayet istekliydim. Hocayla görüştüm, Trabzonspor'u araştırdım ve sonuç olarak buradayım ve çok da mutluyum dedi. Batista Mendy'nin de forma numarası 6 olacak. Hoş geldin Pepe, Trabzonspor Beşiktaş'ta da anılan Fidişi Salih sağ kanadı renklerine katmak üzere oyuncu sağlık kontrolünden geçecek ve 1 artı 1 senelik imzayı atacak. Önce Trabzonspor'un teklifini kabul eden sağ kanat forvet, ardından 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'la masaya oturdu. Kulübüyle görüşen 1.83 boyundaki futbolcu, "Bonservisimi verin Trabzonspor'a gideyim." dedi. İngiliz devi sözleşmeyi feshedince bordo mavilerin özel uçağı hemen İngiltere'ye hareket etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Nicolas Pepe ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Transfer gündemindeki bir diğer isim Onaçu. Fırtına 29 yaşındaki Nijeryalı golcü için Championship ekibi Southampton'la temaslarını hızlandırdı. Yönetim 2-0-1 boyundaki yıldız için de geri sayıma geçmiş durumda. 41 maçta 35 gol atıp 4 de asist yaptı. 2019 yazında 6 milyon euroya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onaçu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız Genk'te 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi. Fanatik gazetesine gelelim. Fırtınada hedef Pepe, adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Arsenal'ı Nicolas Pepe, Trabzonspor'un sürpriz teklif yaptığı belirtildi. Bordo Maviler fırsat transferi olarak gördüğü yıldız için tüm şartları zorluyor. Oyuncu zaten
İstanbul'a da geldi. Kısa bir süre içerisinde imzayı atması bekleniyor. Onaşçu'dan bahsetmiştik. Oyuncuda bir pürüz var. Karadeniz devinin bir diğer hedefi olan Onaşçu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor golcünün hem kulübünü hem de kendisini ikna etti. Taraflar arasında satın alma opsiyonuyla ilgili görüşmeler de devam ediyor. Fırtına'nın Beşiktaş hazırlıkları da devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ve aerobik çalışmayla devam eden antrenmanın yarı alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor bugün 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Sabah gazetesine gelelim. Burada da Pepe bombasından bahsediliyor. Tabii ki 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık mukavele imzalanacak. Rakamlarla Nicolas Pepe bölümü var. 300 maçta 86 gol, 44 asist gördü oyuncu. 22 kez sarı kart, bir kez de kırmızı karta maruz kaldı. Gazetesine geçelim. Hemen en altta Trabzonspor'la ilgili bölüm var. Mendy geldi, Giannini de gitti. Bordo Mavilerin uzun süredir beklediği yeni transfer Mendy. İmza için Trabzon'a gelirken Giannini ise ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiş durumda. Yine Beşiktaş maçı hazırlıklarının devam ettiğine de vurgu yapılmış. Takvim gazetesiyle devam edelim. Trabzonspor iki yıldızla anlaştı ve imzalar atılıyor. 2019'da bonservisine 80 milyon euro ödenen Nicolas Pepe ve golcü Paul Onaçu Bordo Mavililere geliyor. Paul Onaçu ile ilgili hemen ufak bir detay var. Nijerya'da 29 yaşında oyuncu santrfor mevkinde görev yapabiliyor. Southampton forması giyiyordu. Peki geçen sezon ne yaptı? 33 maçta oynadı. 17 kez de fileleri sarsmayı başardı. Koyta ile ilgili de detay var. Trabzonspor'da yabancı futbol sayısı Pepe ve Onaçu'nun katılımıyla 15'e yükselecek. Bordo Mavilerin Fode Koyta'yı birincilik ekibi Göztepe'ye göndereceği de öğrenilenler arasında. Bu haberimizin ardından Skype bağlantımızla devam edelim. Dünyadan Spor dedik. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Yayınımıza günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Demet. Günaydın, herkese iyi sabahlar diliyorum tüm seyircilerimize ve seninle birlikte ekip arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederiz. Milli takımımızı konuşacağız ama isterseniz sıcağı sıcağına haberi de az önce verdik. Rubiales olayını tekrar konuşalım. Bir dava da açıldı kendisine. Sizin yorumunuzu ve detaylı bilginizi almak isteriz. İşte daha önce de söyledim, bu bitmeyen senfoni gibi sürekli her gün Rubiales ile ilgili yeni bir haber çıkıyor ortaya. İşte en sonda Jenny Hermoso'nun mahkemeye başvurduğu ve savcılığa Rubiales'i şikayet ettiği ortaya çıktı. Bu arada ben daha önce söylemiştim. İspanya'da Rubiales ciddi suistimal olarak şikayet edilmiş mahkemeye. Fakat çok ciddi suistimal denmesi gerekiyormuş. Yani orada çok kelimesi çok önemli. Evet. Ve görevden bu nedenle alınamazmış suçlu bulunsa bile. Ama diğer yandan da FIFA'nın yürüttüğü bir soruşturma var, onu biliyoruz. FIFA soruşturma sonucunda Rubiales'i suçlu bulursa İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan bir men cezası geleceği için zaten otomatik olarak ayrılacaktır. Şu anda da 3 ay boyunca el çektirdi. Geçici bir başkan var şu anda İspanya Futbol Federasyonu'nda. Ve bu olay bir şekilde böyle her gün yeni bir haberle devam ediyor. O da inat ediyor, bir türlü bırakmıyor. İşte ben suçsuzum diyor, sürekli ben kötü bir niyetim yoktu diyor. Fakat tabii ki bütün dünyada çok büyük tepki topladı. Özellikle kadın hakları savunucuları çok şiddetle eleştiriyorlar. Bakalım nereye varacak bu işin sonu, ben de merak ediyorum. Ama bu kadar eleştiriden sonra hiçbir şey olmamış gibi Rubiales'in gidip o koltukta oturması artık çok mümkün gözükmüyor, evet. Demet. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda, aylarda Rubiales bir şekilde görevden ayrılacak öyle ya da böyle.
Ama bizleri de meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Peki devam edelim. Milli maça gelelim. Euro 2024 elemelerinde bu akşam Ermenistan'la karşı karşıya geleceğiz. Zaten grubumuzda lideriz. Bu maçta aslında kritik de bir anlam taşıyor bizim için. Neler beklersiniz? Grup kralları çekildiğinde Ermenistan'ın hani grup liderliği veya ikincilik için iddialı olacağını kimse düşünmemişti. Fakat evet. Ermenistan öyle bir performans gösterdi ki şu anda hem grup birinciliği hem de grup ikinciliği için gayet ciddi iddiası var. Ama yine de bizim gerimizde. Biz onları deplasmanda ilk maçta mağlup etmiştik 2-1. Şimdi kendi evimizde Eskişehir'de rövanş karşılaşmasına çıkıyoruz. Seyircimiz önünde kadro kalitesiyle ben milli takımımızın bu akşam Eskişehir'de karşılaşmayı kazanacağını ve Avrupa Şampiyonası'na dev bir adım atacağını düşünüyorum. Hatta bir ayağı Almanya'da bir ayağı Türkiye'de olabilir yani bu akşamki maçı kazanırsak. Yani o derece önemli bir karşılaşma bizi ileriye taşıması açısından. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Kısa bir süre önce de Stefan Kuntz'la röportaj yapmıştım hatırlarsan. Evet. O da Ermenistan maçını çok ciddiye aldıklarını, çok önem verdiklerini ve 3 puanın mutlaka kazanmak istediklerini söylemişti. Ve dün akşam da aynı şeyleri basın toplantısında tekrarladı. Önemli olan 3 puan dedi ve biz de bunu alacağız diye gayet iddialı bir açıklama yaptı dün akşam da. Hakikaten bu grupta bizim Hırvatistan'la birlikte ilk 2'de olup çıkmamız kesinlikle gerekiyor gruptan. Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz gerekiyor. Başka bir şey ben zaten başından beri söylüyorum, düşünemiyorum. Aynen öyle. Dün akşamın önemli maçlarına gelelim isterseniz. B grubunda da Fransa'yla Hollanda galibiyetle ayrıldı. Evet, hem Fransa hem Hollanda Avrupa'nın kalbur üstü takımları oldukları için maçları önemliydi tabii ki onların. Onlar da kazandılar. Hatta Fransa'nın kazanması önemliydi. Çünkü onlar şuradan bakarak söylüyorum Demet, kusura bakma biraz ekrandan kaydım. Fransa İrlanda'yı 2-0 yendi. Hollanda'da Yunanistan'ı 3-0 yendi. Evet, önemli sonuçlar. Böylece iki takım da ciddi şekilde iddialarını ortaya koydular. Çünkü orada Yunanistan iyi sonuçlar alarak grubun zirvesinde yer alıyordu. Bakalım bu grup bayağı çekişmeli geçecek gibi duruyor. Peki buradan hemen 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerine geçelim. Orada da elemeler başladı. Bizi neler bekler? Evet, orada da elemeler başladı. Hemen ben sonuçları söyleyeyim şu an telefonumdan bakarak. Paraguay Peru ile 0-0 berabere kaldı. Kolombiya Venezuela'yı 1-0 yendi. Arjantin'de son dakikalarda Messi'nin attığı nefis frikik golüyle Ekvador'u 1-0 mağlup etti. Şimdi Dünya Kupası Güney Amerika elemelerini biliyorsun o Güney Amerika'nın Amerika kıtasının güneyinde büyük topraklara sahip az ülke olduğu için 10 ülke 10 takımlık bir grup eleme maçı oynanıyor. Eski formata göre 4 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılıyordu. Bir takım da kıtalar arası playoff oynuyordu. Şimdi 48 takımlı Dünya Kupası'nı elemelerinde yani Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'ya yapılacak 48 takımlı Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika'dan 6 takım doğrudan bir takım da kıtalar arası playoff'la katılacak. Yani neredeyse hani Güney Amerika takımlarının tamamı Dünya Kupası'na doğrudan gidecek şekilde bir hal aldı olay. Bu da rekabeti ciddi anlamda bence zedeleyen bir şey az takım olması. 6 takım zaten güçlü takımların gideceği kesin gibi. Geriye kalan işte 2-3 zayıf takım da elinecekler. Yani gruplarda böyle rekabet, maçların heyecanı falan çok fazla olmayacak gibi gözüküyor bu kadar çok takım doğrudan katılınca. Ama dün akşam karşılaşmalar zorlu geçmiş anlaşılan o ki çok az gol çıkmış, 2 gol çıkmış. Birini Kolombiya, birini Arjantin atmış ki Arjantin'inki işte Messi'nin hüneriyle atılmış. Bakalım o Güney Amerika grubunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bu arada Fernando Muslera biliyorsun Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalar sonrasında 4 maç ceza almıştı FIFA'dan. Evet. Bu 4 maçı çekmeye başladı. Çünkü resmi maçlarda çekmesi gerekiyor. Dünya Kupası elemeleriyle birlikte Fernando Muslera da bu 4 maçlık cezasını çekmeye başlayacak. Peki Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurul toplantısına gelelim. Zaten toplantı başlarken de sizinle konuşmuştuk ve bu toplantı evet, sona erdi. Kulüplere de daha fazla gelir müjdesi de geldi. Peki neler konuşuldu, sonuçları nelerdir? Avrupa Kulüpler Birliği bir çıkar birliği tabii ki. Özellikle büyük kulüplerin domine ettiği bir organizasyon. Hı hı.
Ve hakikaten bu Berlin'deki toplantı da 30. toplantı, en geniş katılımla yapılmış bir toplantı. Türkiye'den de kulüpler burada üye. Mesela doğal üye olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir var. Oy kullanma hakları var bu kulüplerin. Sivasspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'da gözlemci üye, oy kullanma hakları yok. Dolayısıyla Berlin'deki toplantı 3 gün sürdü ve önemli kararlar alındı bu toplantılar sonunda. Şimdi Avrupa Kupalarında önümüzdeki sene, hep söylüyorum, yepyeni bir düzene geçiyoruz. Bu yepyeni düzende de maç sayısı arttığı için gelirler de artacak ve yaklaşık 5 milyar euro gelir olacak. Burada en önemli noktalardan biri, Demet, Avrupa Kupalarına katılamayan takımlar için bir dayanışma fonu var. Toplam gelirin %4'ü daha önce ayrılıyordu ve katılamayan takımlara dağıtılıyordu. Fakat bunun için Avrupa Ligler Birliği ve çeşitli kuruluşlar mücadele ediyorlardı ve sonuçta yeni bir karar çıktı. Bu katılamayan takımların payı %4'ten %7'ye çıkarıldı. Şimdi bu 5 milyarın %7'si katılamayan takımlara ayrıldıktan sonra geri kalan para dağıtılacak. Burada da değişiklikler oldu. Mesela katsayı parası ve market pool, yani satış ve pazarlama televizyon gelirlerinin toplam payı %45'te bu %35'e düşürüldü. Performansa daha ağırlık verilen bir gelir düzenine geçiliyor. Performans gelirleri toplamda %30 tutuyordu. Bu %37,5'a çıkartıldı. Giriş parası da arttırıldı. Giriş parasının tutarı toplam gelirlerin içinde %25'ti. Bu %27,5'a çıkarıldı. Bunlar ciddi anlamda değişiklikler tabii ki. Artık bu katsayı parası hakikaten biraz anlamı düşecek. Çünkü bu katsayı parası 10 yıllık kulüp performansına göre verildiği için büyük kulüpler buradan büyük çıkar sağlıyorlardı. Dolayısıyla şimdi bu pay düşürülüp performansa yönelik bir gelir düzenine geçileceği için takımlarımız, bizim takımlarımız da dahil, daha fazla para kazanacaklar diğer takımlarda. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu arada UEFA ile ECA, yani Avrupa Kulüpler Birliği, bir prensip anlaşması yaptılar ve sorumluluk ve haklar konusunda birbirlerine daima saygı göstereceklerini ve bu konuda hep böyle mutabık kalmak üzere konuşacaklarını da açıklayan bir anlaşma imzaladılar. Bakalım önümüzdeki seneyi ben de heyecanla bekliyorum. Daha bir sene var tabii ki yeni Şampiyonlar Ligi, yeni Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin başlamasına. Ama yeni bir düzene geçilecek. Avrupa Ligler Birliği de bu arada yaptığı açıklamayla bu dayanışma payının %4'ten 7'ye çıkartılmasına memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Peki gelelim Suudi Arabistan'a. Daha önce zaten transfer dönemi bitişinin öne çekildiğini söylemiştik. Evet. Transfer dönemi bitti. Son gün bombası da patlamadı ama zaten sezon içerisinde o kadar çok bomba patladı ki son güne gerek kalmadı sanki. Son gün bombası Muhammed Salah olabilirdi Demet. Çünkü Muhammed Salah'a Suudi Arabistan'dan, daha doğrusu Liverpool kulübüne satsınlar diye baş döndürücü bir teklif vardı. 150 milyon pound civarında olduğu söylenen bir teklif. Fakat ne Liverpool kulübü, ne Jürgen Klopp, ne de Muhammed Salah bu teklifleri kabul etmediler. Ve dün de transfer kapandıktan sonra artık Suudi Arabistan'daki transfer rüzgarı sona erdi. Bakalım bundan sonraki transfer döneminde daha neler göreceğiz ama bence Avrupa futboluna hakikaten zarar veren bir transfer dönemi yaşandı. Evet. Suudi Arabistan tarafından. Böyle ütopik tekliflerle futbolcuların başını döndürerek oraya çektiler ama bunların hiçbir gerçekçiliği yok. O futbolcular orada kasalarını, ceplerini dolduracaklar ama Avrupa futboluna geri döndüklerinde, genç olanlar özellikle, yine böyle makul ücretlere, oraya göre oynamaya devam edecekler. Mecburen. Peki son bir dakikamız, Dünya Rugby Şampiyonası'na da değinelim. Şampiyona Fransa'da başlıyor. Evet, Dünya Rugby Şampiyonası deyip geçme Demet. İnanılmaz bir ilgi var. Süremizden dolayı biraz. 8 Eylül 28 Ekim tarihleri arasında 1 milyar televizyon seyircisi bekleniyor. Ve 2,5 milyonda tribünlere seyirci bekleniyor. Aylar önceden bütün biletler satılmış. Harika. Fransa'da. Web Ellis Kupası olarak adlandırılıyor bu. Çok uzun sürmesinin nedeni de bir ara veriliyor grup maçlarından sonra. Çünkü çok sakatlıklar oluyor. Futbolcular çok ağır yük altındalar bu sporda. Bu Web Ellis Rugby'yi bulan kişi
İngiltere'de futbolun bulunduğu dönemde topu alıyormuş böyle, kaçıp kale içine giriyormuş. Ondan sonra da bu rugby'ye dönüşmüş. Öyle enteresan da bir hikayesi var. Evet. Ben açıkçası hiç anlamıyorum ama merak ettim. Şimdi takip edeceğim. Dünya Rugby Şampiyonası'na bu kadar ilgi olmasına gerçekten. Şimdi Amerikan futbolundan da farklı bir spor rugby. Evet. Bakalım nasıl bir şampiyona bizleri bekliyor, göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederim detaylar için. Size iyi haftalar, iyi sabahlar dileriz. Aynı şekilde ben de, görüşmek üzere, selamlar. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan spor haberlerindeki öne çıkan başlıkları konuştuk. Bağlantımızın ardından sabah sporundaki bu saat dilimimizi de noktalayacağız. Dün akşam ekranlara gelen transfer raporu programında neler konuşulmuş bir birlikte izleyelim. Sonrasında devam edelim. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk saat dilimimizde haberlerimizi size aktardık. İkinci saat diliminde gazete manşetlerini okuduk. Bu saat dilimimizde de stüdyo konuğumuz var. Suat Umurhan bugün bizlerle birlikte. Suat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsın bugün? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Haftanın da son günü. Milli evet. Maç da var. Milli maç. Süper Lig'de ara verildi. Hı hı. Nasıl gidiyor? Bir transfer bitti. Artık orada bir nefes alma. Hani bir iki evet. tane son dakika Türkiye için transfer için bakınıyoruz. Trabzonspor bir hızlandı. Trabzonspor evet, o Avrupa'da olmamasının aslında avantajını kullandı. Doğru. Avrupa'ya yetiştirmek gibi derdi olmadığı için orada bir fırsat transferi yaptı. Belki daha devamı da gelecek gibi gözüküyor. Bir de milli heyecan var bu akşam. Çok kritik de bir maç. Onu da konuşacağız herhalde. Biraz uzak kaldık o işten. Evet, hemen başlayalım istersen. Konuşmadan önce de bir haberimizi ekranlara getirelim izleyenlerimiz için. Değerli izleyenler, A Milli Futbol takımımız 2024 Avrupa Şampiyonu elemeleri D grubunda 5. maçta bu akşam Ermenistan'ı konuk ediyor. Maçla ilgili, takımlarla ilgili son detaylara birlikte bakalım. Evet, maç öncesi detayları haberimizde birlikte baktık. Sen de bahsettin, oldukça kritik bir karşılaşma. Evet. Şöyle ben de bakıyorum, grupta şu anda 9 hı hı. puanımız var. İlk sıradayız. Bugün oynayacağımız Ermenistan'sa 6 puana sahip. Önceki maçlarımıza gelelim. 4 mücadele oynadık hı hı. değerli izleyenler. D grubunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Mağlubiyetimiz de Hırvatistan'a karşı 2-0'lık skorla almış olduk. Bu akşam Ermenistan'la Eskişehir'de güzel de bir yerde evet. karşı karşıya geleceğiz. Şimdi ilk maçı kazandık Ermenistan'a karşı 2-1 ama üzerinden uzun da bir zaman geçti. Tabii ki kadroda eksiklerimiz tamam. var. Özellikle santrfor bölgesi için belirsiz de bir konu var. Ermenistan karşısında ilk maça da biraz kıyasla neler bekliyorsun? Diğer takımlara göre sence kolay bir rakip gibi mi? Kağıt üstünde kolay gibi gözüken ama ilk maçta özellikle hatırlayalım, çok sert bir rakibe karşı oynadık. Zaten Ermenistan kendi sahasında bu tip maçları hep sert oynayan ve rakibe pozisyon fazla bırakmayan bir takım. Şimdi grubun geldiği noktada Ermenistan'ın da özellikle Galler'de deplasmanda yenmesiyle beraber işler biraz karıştı. Ama burada da bizim ilk maçı Ermenistan deplasmanında Erivan'da kazanmamızın önemi ortaya çıkıyor. Orada olası bir puan kaybetseydik şimdi çok farklı bir maça evet. çıkıyor olacaktık. Şu anda eli güçlü olan taraf biziz. Grubun iki maçta 4 puanla Hırvatistan var. Onlar grubun liderliğinin ilk sıradaki adayı. Çünkü bizi de kendi sahamızda yendiler. Ve bundan sonraki süreçte biz bir maç eksik oynadığımız için şimdi süreçte tamamlanınca muhtemelen Hırvatistan liderlik koltuğuna doğru yürüyecek. Burada bizim yapmamız gereken bu akşam banko maçı kazanmak. Bundan sonrası Hırvatistan deplasmanımız var. Ekim ayında üst üste 3 günde 4 günde. Bir de Letonya ile içeride maçlarımız var. Evet. Bu son 4 maçta. Sonrasında da Galler deplasmanına gidiyoruz. Yani bizim banko yapmamız gereken önce Ermenistan'ı yenip o şu anda bir gaza gelmiş durumdalar. Acaba olur mu? Gruptan çıkar mıyız diye. Onu bir saf dışı bırakmak. Sonrasında Hırvatistan deplasmanı olası bir kayıp. Zaten normal olanı açık konuşalım. Sonrasında Letonya'yı içeride yenmek. Hı hı. Bu önümüzdeki 3 maçtan 2 rakibimizi saf dışı bırakırsak ikinci sırayı cebimize koyarız. Son haftada Galler'e oradaki duruma göre bakarız. Takımın geneliyle ilgili forvet hattında bir sıkıntımız evet. var. Ona da geçiş yaparsak maalesef bir forvet krizi yaşıyoruz. Hı hı. Bazı dönemlerde takımların kalecisi olmuyor. Şu anda bizim kalemiz çok iyi. Stoper olmaz, stoper hattımız iyi. Orta saha zayıf kalır. İnanılmaz orta sahada yetenekli ve yıldız oyuncu bolluğumuz var. Ama bu sefer forvete tıkandık kaldık. Cenk Tosun'un sakatlığı bence bütün planları evet. dağıttı geçen seneki. Şimdi elimizde Bertu var.
Barış Alper var ve Halil var. O da sonradan kadroya alındı. Bu üçlüden biri tercih edilecek. Soru işareti. Yani ilk aday olarak Berkan, özür dilerim. Bertu. Barış gibi duruyor Barış. Ama sen ne düşünüyorsun? Ya Barış, evet. Barış deneyim olarak Bertu'nun daha önünde. Bertu Hatayspor'dan Ren'e gitti bu sezon. Daha yeni bir oyun planı, hani tecrübesi daha az olan bir oyuncu. Barış Alper daha fazla süre almış, daha fazla Avrupa atmosferi görmüş bir oyuncu Galatasaray'la. Burada biraz teknik heyette deneyime mi bakacak, yoksa planlamasına mı bakacak, taktiğine mi bakacağız, göreceğiz. Çünkü Barış Alper net bir forvet değil, daha fazla hızlı hücumları düşünen bir oyuncu. Evet. Orada biraz plan prensibe bakacağız. Bizim de muhtemel 11'imiz var. Ekranlara da geldi. Hemen ben de aktarmış olayım. Kalede Mert'i bekliyoruz. Savunma dörtlüsü olarak Onur Çağlar, Merih ve Zeki. Hı hı. Önlerinde Orkun, Hakan ve Salih var. Solda Kerem, sağda Cengiz. İleri uçta da sen de bahsettin az önce. Bertuğ'un oynamasını bekliyoruz. Savunmada acaba oradan bir başlayalım istersen. Hı hı. Solda acaba Kazımcan da ilk kez kadroya dahil edildi. Hı hı. Ona şans verme ihtimalini düşünüyor musun? Fanatik'te mesela bir muhtemel 11 vardı. Orada ben Kazımcan'ı gördüm. Evet, senin de dediğin gibi. Yani orada aslında birbirine çok yakın oyuncular. Bir de ne kadar hücum yönünü düşüneceğiz. Onur daha joker bir oyuncu. Sahanın farklı yerlerinde de oynuyor. Burada ben Onur'la başlar gibi düşünüyorum hoca. Hı hı. O yüzden de hani geri dörtlümüz zaten Onur dışında net bir şekilde. Orta sahamız... Abdülkerim'i de sormuş olayım. Abdülkerim Bardakçı işte sence. Evet. Orada Çağlar Merih'in birlikte oynama düzeni daha iyi, daha fazla. Oradan bakıyoruz. Biraz da yurt dışı deneyimi de burada devreye giriyor muhtemelen. Yoksa Ozan Kabak da var, Abdülkerim de var. Bunlar hepsi net oyuncular. Orta sahamız çok güçlü. Orkun'da sanki Salih. Hemfikir olabiliriz. Evet. Değil mi? Hakan zaten herkesin hemfikir olacağı isim, kaptan. İsmail var mesela Fanatik Gazetesi'nde. Evet. İsmail Yüksek son haftaki performansıyla bence o treni kaçırdı. Hı hı. Şunu da vurgulamak lazım. Salih mi İsmail mi Salih? Salih Özcan'ın son milli maçları da özellikle çok etkiliydi. O yüzden de ben Salih'in oynamasının daha makul ve daha fazla defansif yönü güçlendirici olacağını düşünüyorum. Çünkü karşınızdaki rakip hızlı hücum deneyecek, kanat hücumu deneyecek. Türkiye'nin baskısı altında orta saha direncini tutmaya çalışacaktır. Orayı geçirgen olmasına izin vermemek isteyecek. Burada Salih bence kritik isim olur. Çünkü mücadele gücü, adam adama mücadelesi, presi daha net bir oyuncu. Ben olsam Salih'i tercih ederim. Kerem zaten Cengiz. Bildiğimiz gibi solda Galatasaray'da da olduğu gibi. Bertu ile acaba, Bertu olursa tabii nasıl bir uyum sağlar acaba? Şimdi burada Kerem ve Cengiz'in Bertu'yu ne kadar besleyeceği önemli. Şimdi biraz önce Barış Alper'i de söyledik burada aday. Her ikisi de olabilir elbette. Barış Alper, hangisi yüksek basıyor? Ya Bertu daha fazla basıyor çünkü hava topu kullanacaksak Bertu bir adım önde. Barış Alper'in hava toplarında o kadar iyi olmadığını biliyoruz. Tamam, driplingi daha iyi. Presi daha iyi, takım savunmasına katkısı daha iyi ama Barış Alper o net forvet değil. Kanatta olsa şaşırmayız, sağda solda olsa şaşırmayız. O yüzden bir tane de net striker'a, santrfor'a ihtiyaç var. Bertu bu rolü daha iyi üstlenir. Çünkü Cengiz ve Kerem'in sürekli çapraz koşularla ceza sahası içine gireceğini de düşünürsek Barış Alper'de olmayan bitiricilik Bertu'da bir tık daha fazla. Belki maçın ilerleyen anlarında Halil'i de oraya alarak o son vuruş becerisini Bertu'a göre bence Halil'in son vuruşu biraz daha iyi orada kullanabilir. Halil'i düşünüyor musun ilerleyen dakikalarda? İlerleyen dakikalarda evet ama ilk 11'de hayır. Çünkü yani Bertu başlarsa bence ilerleyen dakikalarda da Barış'ı kullanır. Barış'ı da kullanır. Şöyle bir şey. Kalabalık bir savunma bizi bekliyor. Onlarla mücadele edecek. Korakor, hava toplarına yükselecek, girecek adam lazım. Kerem ve Cengiz'in hava topu özelliği yok. Orta sahamızın zaten boy durumu ortada. Çağlar ve Merih sadece duran toplarda çıkacaktır ileri. Ona göre önlem alınacaktır. O yüzden takımın boyunu da fiziğini de biraz yüksek tutmakta fayda var. Barış Alper de dediğin gibi burada yer bitiricilikte değil ama mücadelede elbette ki o da kullanılır. Peki tekrar değiniriz vakit kalırsa. Bir de istersen dünkü basın toplantısına gidelim. Değerli izleyenler, teknik direktör Stefan Kuntz maç öncesinde dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik adam neler demiş birlikte izleyelim, sonrasında konuşacağız.
Evet, milli takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz'un ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'nun da açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şöyle başlıklara bir bakacak olursak, eksikliklerimizden ötürü alıştığımız oyun sisteminden farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkabiliriz dedi. Tam olarak ne demek istedi sana sorayım. Santrfor'a daha az iş düşen, daha az beslenen, Hakan ve Orkun gibi iki şut silahını, uzak mesafe golcüsünü daha fazla kullanabilecek, Kerem ve Cengiz'in skorer yönünün daha çok öne çıkabileceği bir maç bekliyorum. Bertu tamam, Barış Alper oynarsa tamam, ikisi farklı karakterde oyuncular. Burada orta sahanın gol yükünü üstlenince o tarafa doğru evrileceğimiz bir maç olacaktır. Birçok oyuncumuz gol sorumluluğunu zaten yüklenebiliyor ifadesini de kullandı. Golcü kimliğiyle sence Ermenistan karşısında ön plana kimler çıkabilir? Yani şimdi Cengiz'in mesafe tanımaksızın şutu var. Hakan'ın zaten var. Kerem. Orkun'un bu işleri var. Kerem bu işleri yapıyor ama daha fazla dribling yapıp içeri gidip asist özelliğini de kullanabilir Bertu. Bir de şunu yapabilir. Bertu bir duvar, duran adam olarak kullanıp alver yapıp pozisyon bulabilir ceza sahası içinde. Bunları göreceğiz. Duran toplarda da Çağlar'la Meri'nin yüksek top hakimiyetini kullanacağız. Şimdilik planlama, hedef bu. Erken gol rahatlatır ama Eskişehir seyircisinin de baskısıyla ben ilk 45 dakikada bir gol bulmamız halinde sonrasında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Umarım senin de dediğin gibi olur. Şöyle tekrar fikstürümüze de bir bakıyorum. İstemeyiz tabii ki ama olası bir Ermenistan mağlubiyeti olsa bile bence yine grupta şansımız yüksek. Hırvatistan, doğru, özellikle Letonya ve Galler'e karşı bence başarılı bir performans sergileyebiliriz. Kalan fikstür için de yorumunu almak isterim. Kalan fikstür, yani bugün kötü bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Ben de. Hani en kötü ihtimal berabere kalırız gibi okuyorum maçı. En kötünün kötüsü. Diğer tarafta Hırvatistan deplasmanında açık olalım. Şansımız %49 değil. Hani %5-10 neyse. Çünkü ilk maçta zaten o farkı gördük. Kendi sahamızda oynamamıza rağmen jenerasyonlar değişse de Hırvatistan'ın futbol kültürü değişmiyor. Grubun uzak ara favorisi. Diğer tarafta Galler deplasmanında işi bırakmamak lazım. O yüzden bugün kazanalım. Letonya ile içeride oynayacağız. Onu da kazanalım. Son maça hani şova gidelim, keyfe gidelim. Hiç orada bir riske girmeden işi bitirelim. Bir de artık Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ıskalamayalım. Kötü senaryoları da konuşmayalım bu maçtan sonra. Peki, bu akşamki karşılaşmayı noktalayalım. Süper Lig ekiplerinden takımlarımıza geçeceğiz. Şuna da çok kısa değinelim. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsun Türkiye-İsviçre mücadelesi oynanmıştı. Evet. O mücadele değerli izleyenler tekrar aynı kadrolarla oynanacak. İsviçre'de yarın cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Ve bu mücadeleyi de Aspor ekranlarından naklen izleyebileceksiniz. O mücadele çok keyifliydi zaten. Evet. Maç özetleri hala dönse bile hiç gözümüzü bile ekrandan ayıramıyoruz. Yine aynı keyfi bekliyor musun? Yine aynı keyfi bekliyorum. Şunu ekleyeyim oradan. Bu futbol belgeselleri, spor belgeselleri sevene bir platformda o turnuvaların falan Avrupa Şampiyonları'nın bir belgeseli var. Futbol sever taraftarlar milli takım diye araştırırsa karşılarına çıkar. Bulsunlar, izlesinler. Oyuncuların o dönemki yaşadıkları ortamı, başarının ve başarısızlığın spora yansımasını, karaktere yansımasını işte vesaireyi izlesinler. Onu da tavsiye ederim. Yarınki maçta çok keyifli olacak. Zaten sahaya çıkacak isimler, kulübedeki isimler falan da efsaneler. Heyecan da veriyor. Tekrar etmiş olalım. Cumartesi günü yani yarın saat 20'de Türkiye-İsviçre mücadelesini Aspor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz değerli izleyenler. İstersen buradan Galatasaray'a hemen geçmiş olalım. Dün bir antrenman gerçekleştirildi. Özellikle Erden Timur'un açıklamaları bugün tüm gazetelerde vardı. Şimdi transfer gündemine dair Amrabat, Vecino ve Sergio Ramos ismini seninle de çok fazla konuştuk. Evet. Ki özellikle Sergio Ramos diye belirtebiliriz bence. Bu üç ismin neden gerçekleşmediğini transferlerin açıkladı. Şimdi biraz tabii maddi konularda devreye giriyor ama zaten tabii oyuncular çok iyi ama bu kadar yüklü paraların da verilmemesi sanki biraz da doğru gibi geliyor bana. Çok mu uçtu her şey diyorsun? Çok evet sanki. Dünkü basın toplantısı aslında senin dediğini teyit eden ama nedenleriyle bize ortaya koyan bir durumdu. Erden Timur'un Suudi Arabistan parasının Suudi Arabistan ligine akması, o ligin
yeni bir planlamayla 3 senelik 5 senelik programla dünyaca ünlü yıldızlara çok büyük paralar vermesi Avrupa piyasasında bir değişmesi neden oldu. Erden Timur'un dediği eskiye göre en az 2-2,5 kat arası pahalandı her şey diyor. Hı hı. Bence bu çok kritik. Normalde bitireceğimiz transferleri, bunu da bütün 3 büyükler 4 büyükler için söylüyor, sarkmasına ve fiyatın artmasına neden olduğunu söylüyor. Şimdi Galatasaray özelinde mesela Amrabat, Sofyan Amrabat transferi, yani Erden Timur'un sözlerinden anlıyoruz ki çok yakınmış. Tamam, biz de söyledik, biz de teyit ettik, verdik, duyurduk burada ama gerçekten hani Manchester United bir gün daha devreye girmese Sofyan Amrabat Galatasaray'a gelecekmiş. Belki de tarihin en iyi transferlerinden, en azından oyuncunun parlaklığı zirvede olması açısından önemliydi. Ve diğer tarafta Ramos farklı bir duruma gitti. Yani Galatasaray'dan istediği 8-9 milyon eurolara geliyordu. Gittiği Sevilla paradan bağımsız, sadece maneviyatla gittiği, futbolu burada bırakayım diye eski takımına döndü, ailesine mesaj verdi falan. Orada başka bir durum var. Vecino transferi de hep o tartışılan, o son gün ortalığın ayağa kalkmasının Sarri'ye takıldığını söyledi. Sence? Ya şimdi Sarri öyle bir adamdır ki evet hakikaten bunu yapar. Yani İtalya ligini bilen, onun Sarri bu arada bankacıdır. Bankacılığı bırakır, futbola başlar, üçüncülükten takım alır vesaire. Yani o tipte biraz tırnak içinde deli bir adam. Bunu yapar. Bugün tamam dediğine yarın hayır der. Ama bu kadar burada tepkiye de kayıtsız kalır mıydı? Yani Galatasaray açısından mı söylüyorsun? İşte bu çok zor bir soru. Erden Timur için de zordu. Orada şöyle bir mesaj da verdi. Taraftar kulübün sahibidir. Ben de taraftarım. Şimdi yönetici olmam bunu değiştirmez. Taraftar kulübün sahibidir dedi. Bence Galatasaray evet zaten söylüyor. Oyuncuyla anlaştı. Sarri istemese bile taraftardan bu tepki gelmese ısrarcı olunabilirdi. Yani 3,5 milyon euroydu ilk anlaşma piyasaya düştüğünde detayları. Bunu 4'e 5'e çıkartıp belki ikna edebilirdi Lazio'yu da Sarri'yi de. Ama gördük ki taraftardan gelen tepkiyle beraber, yani daha yüksek çıtının yükseltilmesi amaçlı istekle beraber rotada başka yöne çevrildi. Orada da zaten Ndombele transferinin biraz da detaylarını anlattı. Doğru. Şöyle başlıklara da ben bakıyorum. Yabancı oyuncu transferini kapattıklarını söyledi. Hı. Galatasaray adına zaten UEFA listesi bildirildi. Evet. Ama lig için orta saha adına özellikle bir yerli oyuncu düşünülüyor ki Salih Özcan'ı da bu bağlamda orası için konuşabiliriz. Sence? Salih Özcan da olabilir ama o yani bu saatten sonra Dortmund'a normal dönemde bırakmadı. Şimdi zaten satmak istemiyorlar. Çok fazla bir ücret olabilir ama diğer tarafta Berkay var Başakşehir'de. Evet. Onunla da takas görüşmeleri devam ediyor. Orada da bir Dubois takası olabilir. Üstüne bir miktar para olabilir vesaire. Öyle görüşmeler var. Onun için de 15'ine kadar süre var. Orta sahada bir yerli dinamiğinin artması adına bir takviye şart gibi gözüküyor. Peki rakiplerle ilgili de yorumları var Erden Timur'un. Özellikle kendisinin özür dilediğini ama rakiplerin hatalarından dolayı hiçbir zaman özür dilemediğine de vurgu yapmış oldu. Şimdi istersen şöyle bir haberimiz var sakatlıklarla ilgili. Çünkü dün antrenmanda da Doktor Yener İnce'nin de açıklamaları oldu. Onu bir ekrana getireceğiz. Değerli izleyenler, Galatasaray futbol takımı doktoru Yener İnce sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili son durumu aktardı. Biz de ekranlarınıza getirelim. Evet, takımdaki sakatlıkların son durumunu Doktor Yener İnce'den de böylece öğrenmiş olduk. Icardi'den başlayacak olursak anormal bir darbe alındığından bahsetti. Bugün ve yarın yok ama sonrasında takımla çalışmalara başlayacak. Çok büyük bir sakatlık değil zaten. Öyle olsa bilirdik diye düşünüyorum. Tekrar takıma katılacak. Performansı da zaten oldukça iyi gidiyor. Benim bildiğim o hani Molde maçı. Orada bir düştüğü pozisyon var. Çok ciddi anlamda yani kalçası ve çevresi, beli her tarafının mosmor olduğu. Ama Yener İnce Gaziantep maçındaki ayak bileğindeki darbeden ya o ayrı. Bahsetti. Ona rağmen Antep maçına çıktı. Hani orada aslında oynamayabilirdi. Oynadı. Sonrasında orada da bir darbe aldı. Hatta bir ara sekerek oynadı. Hani çıkması bile söz konusuydu. Öyle bir durum var. Ama zaten bu 4 gün ara olması, tatil olması
O da işe yaradı. Ciddi bir sakatlık yok. Diğer oyuncular için farklı konuşuruz. Ya Ziyech'i konuşalım. Hı-hı. Sosyal medyada da bir antrenman videosu vardı. Sen de denk geldi mi bilmiyorum Ziyech'le evet, ilgili. Evet. Sanki çok uzun bir zamana ihtiyacı varmış Hı-hı. gibi de gözüktü. Yenerince de onunla ilgili Salı veya Çarşamba günü takıma çalışacak ama tabii antrenman yapabilir hale gelmesi için biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Sence Zaha kadar uzun sürer mi başlama sonunda? Şöyle Zaha'dan başlayayım o zaman oraya bağlayayım. Tabii. Zaha daha hazır bir durumdaydı. Geçen senenin artı sakatlıklar var diyelim. Çünkü kendisini denediğinde bir iki ağrı tetkiklerde problem görünce sezonun genelini düşünerek Galatasaray bir hata yapmadı bence. Çünkü taraftarı mutlu etmek, sakat oyuncu alındı dememek adına sahaya sürülseydi Zaha daha büyük problemler açılabilirdi. Sezon çok uzun, sert bir dönemin girişinde bu hata yapılmadı. Tam hazır olmadan sahaya sürmeyecekler. Muhtemelen Kopenhag maçlarında ilk 11 olur mu bilmem ama süre alacaktır. Diğer tarafta Ziyech'in işi farklı. Ekim'den önce ben sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde hı hı. ufak ufak süre verilir ama Ekim ayını hatta tam forma girmesi bu düzenle giderse Ekim'in ortasını bulur. Hı hı. Onu bir kenara ayıralım. Ndombele işi. Biraz kilosu var dedi ama biraz dedi. Burada izlerken de biraz videolarda tabii antrenmanı gördük. Ya 10 kilo bak, değildir ama bence. Mesela o geliş görüntülerinde herkes böyle evet, en fazla 10 kilo kıyafete göre ama. De değişir bir de zaten. Kalıplı oyuncu. Yani siyah giysin. Kalıplı oyuncu siyah forma giymesi lazım. Yapacak bir şey yok. Adamın da kas yapısı bu. Evet. Ya yani, biraz bence cidden kemikleri iri. Zaten çok biraz önce yani. Videoda gördük. Evet. Yani o baldırların falan zaten zayıflaması mümkün değil. Zayıflarsa Ndombele olmaktan çıkar adam. Hı hı. Yani sadece zayıflıkla alakalı bir şey değil bu spor durumu. O yüzden de elbette ki antrenman eksiğinden kaynaklı, maç eksiğinden kaynaklı bir kilo fazlası var. Ama bu tip oyuncular, bu tip sporcular o kadar hızlı kilo verip tekrar ritmini bulur ki hani bir haftada 10 günde nereden nereye geldiğini şaşırırsınız. Ndombele de bu tip oyuncu. Ndombele'nin zaten olayı fizik falan değil, biraz manevi yönden. Doğru söylüyorsun. Çok kısa da Davinson Sanchez'e de değinirim. Onun henüz derken sakatlığı yok. Yani zaten hazır gelen de evet. bir oyuncu. Bu anlamda onun defans hattındaki hızlı bir başlangıcını sen bekliyor musun? Şimdi Davinson Sanchez milli takımda ve düzenli oynayan, o açıdan problem olmayan ve hazır gelip diğer isimlere göre yeni transferlere göre hemen sahaya çıkabilecek durumda bir oyuncu. Burada Okan Buruk stoperdeki ikiliyi ne zaman bozacak, nasıl bozacak hepimiz onu merakla bekliyoruz. Yani Abdülkerim'i mi kesecek, Nelson'u mu alacak, ligde başka, Avrupa'da başka mı planlama yapacak onları bekliyoruz. Ama tamam, Davinson Sanchez o kadar yetenekli, o kadar hele ki en iyi dönemlerinde o kadar iyiydi ki Galatasaray'ın savunmasının kalitesini bir anda yükseltir. Evet. Her iki oyuncudan da bence daha öne geçer. Açık konuşalım. Bir Davinson Sanchez olur, normal planlama gidilirse. İkincisi yanına kimi koyacağımıza bakarız maçlarda. Öyle hesap kitap yaparız ama iş ki bu Şampiyonlar gibi kritik süreçte stoper en uyum gerektiren yerdir. Davinson Sanchez'i ne zaman monte edeceksiniz? Peki istersen Galatasaray'ı bu şekilde noktalayalım değerli izleyenler. Tekrar Süper Lig takımlarımıza geçeceğiz ama şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Futbol borsasında son durumu öğrenmek için Apara spikeri Uğur Korkmaz'a bağlanıyoruz şimdi. Uğur, son detayları senden dinleyelim. Günaydın, iyi sabahlar. Haftanın son işlem gününe geldik. Birazdan Borsa İstanbul bu yeni güne de başlamış olacak. İlk 4 işlem gününe baktığımızda biraz daha Beşiktaş'ın pozitif ayrıştığını görüyoruz. Aslına bakarsak ana endekste yükselişler devam ediyor. Ama geçtiğimiz hafta ifade ettiğimiz spor endeksindeki seviyeler görülmedi. Psikolojik seviye olarak 4000 puan seviyesini biz spor endeksinde ifade etmiştik. Hatta geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz yayında bir defa da bu seviyenin görüldüğünü ifade etmiştik. Buradan yaklaşık 140-130 puan kadar gerideyiz. 3872 bandında biz spor endeksi dün günü tamamladı. Günlük bazda geri çekilişler var, haftalık bazda geri çekilişler var. Ama hacimlere baktığımızda hacimlerde de yine düşüşlerin olduğunu vurgulayalım. Normalde 1.4 milyar TL'ye çıkmıştı hacimler. Şu an dünkü hacimlere baktığımızda 900 milyon TL civarında bir spor endeksinin bir hacmi var. Bunda dört büyüklerin performansına baktığımızda da etkili olduğunu
görüyoruz. Yine psikolojik seviye yukarıda 4000 puan seviyesi. 4000 puan seviyesi geçildiği takdirde ana endekse de alımların gelmesi koşuluyla bir spor endeksinde yükselişlerin sürebileceğini uzmanlar ifade ediyor. Aşağıda ise 3750 ve 3600 puan seviyelerine kadar geri çekilmelerin olası olabileceğini ifade edelim. Ama bir paniğin söz konusu olmadığını da vurgulamakta fayda var. Hisselere, dört büyüklere geçelim. Galatasaray bu hafta hisse performansı anlamında iyi bir performans göstermedi ama çok uzun süredir zaten yükselişler vardı. 10 liralar, 11 liraları biz telaffuz etmiştik. 9 liraların üzeri görülmüştü. Hatta 9.60'lar test edildikten sonra bir kar realizasyonu diyebileceğimiz geri çekilmeler yaşandı ve 8 TL'nin altına sarktı. Artık bundan sonra biraz daha performans odaklı hissede performansların görülebileceğini ifade edebiliriz. Futbol takımının göstereceği sahadaki performans hisseye de yine yukarı ya da aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirecektir. Dünkü kapanışları 7.93'ten gerçekleştirdi Galatasaray ve %2.46'lık geri çekilme vardı. Ama orta ve uzun vadede yükselişlerin sürebileceğini uzmanlar ifade ediyor. Özellikle göstereceği başarıyla da bu bu doğru orantılı olacak. Hacimlere baktığımızda spor endeksine 900 milyon TL demiştik. Bunun 384 milyon TL'si Galatasaray'a ait. Bu hafta %7'nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Son 7 işlem gününde de kayıpları %15'leri aştı. Ama orta ve uzun vadede yönün yukarı olabileceğini ifade edelim. Yeniden 8 liranın üzerinde bugün yapacağı bir kapanış önümüzdeki hafta 9 liraya kadar bir hareketi de beraberinde getirebilir. Dört büyüklerden bu hafta sadece Beşiktaş ve Trabzonspor pozitif bir performans sergiledi. Beşiktaş dün de yükseliş kaydetti ve artık 40 liranın hemen altında konumlanmış durumda. Dünkü kapanış rakamı %2.57 yükselişte 39 lira 90 kuruş olarak kayıtlara geçti ama yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Evet, hacimler çok düşük. 38 milyon civarında bir hacim var. Yani gelen almış, satış yapan yok denecek kadar az olduğunu ifade edelim. 40 lira önemli. 40 liranın üzerinde haftalık kapanış yaptığı takdirde kısa ve orta vadede yine ufak yükselişler görebiliriz. Aşağıda da 37.50 seviyesi önemli. Bu destek seviyesinin altına sarkarsa 31 liraya kadar bir kanal oluşabilir. Ama özellikle yatırımcıları şu hususta uyarmakta fayda var. Bir buçuk yıldır Beşiktaş hissesine ciddi bir ilgi, ciddi bir teveccüh vardı. Daha önceden hacimleri de yüksekti. Son dönemde hacimlerin düştüğünü görüyoruz ama yükselişler yine devam ediyor. Burada ciddi bir satış önümüzdeki dönemde olabilir. Çok fazla yükseldiğinden ötürü bu uyarıyı da yapmakta fayda var. Fenerbahçe'ye baktığımızda bu hafta kırmızı bölgedeydi Fenerbahçe'nin hisse performansı da. Dün %1.81 değer kaybı yaşadı. 92 liradan bir kapanış yaptı. Daha önce 100 liralara temas etmiştik. 102 TL görülmüştü ama 100 liranın üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Burada ilk hedef 90 liranın altına inmemek olacak hissede. Yukarıda 95 liranın üzerinde artık günlük ve haftalık kapanışlar görmeye ihtiyacı var hissenin. Hacimlere baktığımızda 210 milyon TL'lik bir hacim vardı dün. Haftalık bazda kaybı Fenerbahçe'nin %5 olurken son 7 işlem gününde de %9 civarında bir değer kaybı yaşadı. Buradaki değer kayıplarını da makul karşılamak gerekir. Zira 50 liralardan 100 liralara kadar bir hareketin son 3 ay içerisinde gerçekleştiğini ifade edelim. Orta vadede burada da 100 liralar yeniden görüldüğü takdirde yeniden 105, 106, 110 liralar telaffuz edilebilir ama ilk etapta 95 TL'nin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Trabzonspor bu hafta yükseldi. Haftalık bazda %1.49 yükselişi var. Son 7 işlem gününe baktığımızda da Trabzonspor pozitif bölgede. Dünkü kapanışları 5 lira 45 kuruştandı. Dün düşüş gösterdi ama haftalık performansında yukarıya işaret ediyor hissenin görünümü. 6 liralar daha önce görülmüştü. 3 liralardan 6 liralara doğru bir hareket yapmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha az satış yedi son günlerde. Daha az kar realizasyonu yaptı. Önümüzdeki dönemde 5.5 liranın altına inmediği takdirde ilk hedef 6 lira yeniden olacaktır Trabzonspor'da. Ve 6 liranın üzerine çıktığı takdirde de yine burada yükselişlerin ivmelenebileceğini ifade edelim.
Ana endekse yükselişler sürüyor. Bu hafta orta vadeli programı tüm Türkiye takip etti ve orta vadeli programın ayrıntılarını gördük. Ana endekse alımlar geldiği takdirde yine bir spor endeksine ve 4 büyüklere de bunun pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Orta vadede borsa için görünümler, beklentiler yine pozitif diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, A Para spikeri Uğur Korkmaz'a da aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Futbol borsasındaki son duruma da kendisiyle birlikte baktık. Fenerbahçe ile devam edelim biz istersen. Şu konuya gelelim. Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın ve Emre Mor'un bir sakatlığı vardı ve milli aradan sonra da bu oyuncuların takıma katılması bekleniyor. Bu oyunculardan Samet Akaydın'a biraz parantez açmak istiyorum. Çünkü bugün gazetelerde de bazı haberler gördüm kendisiyle ilgili kulüp aradığına dair ki eski takımı Adana Demirspor'un da onunla yakından ilgilendiği de söyleniyor. Ciku ve Bekao'nun olduğu yerde şans bulması artık çok mu zorlaştı? O ikisinden ziyade Serdar'ın bir adım öne çıkarak tercih sebebi olmasıyla Samet gerçekten geriye düştü. Ve bundan sonra Samet tipinde bir futbolcu, Adana Demirspor'da da izlediğimiz, oynadıkça kendini bulan, yedekte kaldıkça biraz da form düşüklüğü yaşayan bir oyuncu. O yüzden nacizane Samet'in yerinde olsam, ki o da böyle düşündüğünü biliyorum, yani ilk fırsatta ayrılırım ve düzenli oynayacağım bir takıma giderim. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda dördüncü stoper durumunda. Avrupa listesinde yok bildiğim kadarıyla. Bunun dışında da zaten ligde de şansı iyice azalacak. Evet. O yüzden de Adana Demirspor tabii ki onun için en iyisi olur. Çünkü hazır olduğu yer, ama orası da olmazsa düzenli oynayacağı bir yere gitmesine fayda var. Burada Fenerbahçe bonservis sahibi olduğu için elbette onun da istediği, onun kararı olacaktır genelinde, ama sanki Samet'in ayrılığı hem Fenerbahçe'nin hem de oyuncunun yararına olur. Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus iyi de bir şans verdi aslında. Evet. Zala ile birlikte de iyi bir uyumu vardı, ama yeterli görüp gözükmeyen de bir savunma hattı olduğunu söyleyebiliriz kolaylıkla. Şimdi büyük takımlarda oynamak kolay değildir. Sadece iyi futbolcu olmanız vesaire yetmez. O günün şartlarında biraz da futbol şansı lazım. Sizde yani belki şampiyon olursaydı Fenerbahçe, Samet için başka şeyler söyleyecektik, ama gelinen noktada tutmayan bir aşı var. Fenerbahçe'nin yepyeni bir kadrosu, yeni iki stoperi var. Gördüğümüz kadarıyla İsmail Hoca da Serdar Aziz'i üçüncü stoper olarak orada monte edip kullanacak. O yüzden de Samet biraz geri planda kalıyor. Daha da yaşı da uygun, genç. O yüzden hani düzenli oynayacağı yer onun için de iyi. O zaman zaman bahsettiğimiz üçlü de yer değiştirecektir. Zaten savunma performansıyla da bu sezon en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor Fenerbahçe. Son oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamadı ve yalnızca bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nden bir gol yedi. Bu da bize zaten bunu gösteriyor. 6 numara transferinde çok kısa konuşalım. Çok isim görmeye başladım sürekli. Bugün yine Fenerbahçe manşetlerini okurken Danilo'dan, Misic'den, Nicolo Moro gibi isimler de vardı. Kesin gelecek mi bir 6 numara transferi? Muhtemelen yapılacak, ama biraz daha vakit olduğu için. Lig için bu kadar gerekli mi? İşte o bir tartışma konusu, ama sadece lig olarak bakmamak lazım. Yani konferans liginde Fenerbahçe'nin gruptan çıkması neredeyse %100 gibi görüyorum ben. Sonrasında yeni oyuncu ekleyebilirsiniz. Orada kullanmak adına bir takviye yapabilirsiniz. Burada bir fırsat, uygun, herkesin kabul edeceği bir oyuncuyu alabilirsiniz. Fenerbahçe'de bunun peşinde. Eğer olmazsa ara transferde de bu işe yönelebilirsiniz. Yoksa ligde oynatmanız zaten yerli yabancı dengesini kurmakta, kaleci de yabancı olduğu anda bayağı zorlanacaksınız. Ferdi'nin de sakatlığını gördük. Bir oyun bir yerli sakatlanınca karışıyor iş. O yüzden yabancı takviyesi çok çok iyi olup fırsat transferi olmadıkça acil bir durum değil bence. O bölge lig ve grup aşamasında kurtarılabilir şimdilik. Yabancı sayısı da eğer bir kişi zaten daha gelirse durum o. Yani artmış oluyor. O problemden dolayı, yoksa Fenerbahçe elbette ki o bölgeyi hemen doldurur bir yabancıyla. Doğru. Peki Fenerbahçe'yi de noktalayalım. Süremizi de doğru kullanmak adına Beşiktaş'la devam edelim istersen. Orada da transferler devam etti. En son Erik Bailly transferi geldi. Galatasaray'ın Vecino sohbeti gibi Erik Bailly'e de biraz tepkiler oldu Beşiktaş cephesinden. Özellikle sakatlık geçmişiyle alakalı. Ama tabii oyuncunun
bu ligde nasıl bir performans sergileyeceğini, sakatlanıp sakatlanmayacağını kimse de bilemez. Bu anlamda Şenol Güneş oyuncuya çok fazla güveniyor. Bir röportajı vardı, bu çok fazla dikkat çekmiş. Özellikle Zaha'yla yakından konuşmuş gelmeden önce. Zaha ona demiş ki Galatasaray'a gel. O Şenol Güneş'e daha çok güvenip Beşiktaş'a geldiğini söyledi. Sen bu ön yargılarla ilgili aslında neler düşünüyorsun? Bunu merak ediyorum. Şimdi Bailey'nin bir sakatlık durumu var. Düzenli forma giymediği ortada. Ama zaten düzenli oynasa Premier Lig'de yoluna devam edecek kalitede bir oyuncu. O yüzden de Beşiktaş biraz hani fırsat transferini, ortamı, eksiğini fırsata çevirdi. Bailey'i bu bedellerle bu seviyede almanız zaten çok zordu. Beşiktaş bunu bir fırsat transferi olarak kadroya kattı. Bundan sonra iş ki düzenli oynasın. Yani sakatlık problemi yaşamayıp düzenli oynamaya başladığı zaman zaten Bailey'nin farkı herkes tarafından görülecek. Doğru. Şenol Güneş'in de ısrarla istediği, onay verdiği belli bir oyuncu. O yüzden de ben Bailey'nin Beşiktaş tercihini elbette ki doğru buluyorum. Galatasaray'a gelseydi zaten Nelson ve Abdülkerim'i kesemezdi. Çünkü orada işleyen bir düzen var. Beşiktaş tercihi kendisi açısından da daha doğru. Şenol Hoca ile çünkü yeni bir çıkışa ihtiyacı var oyuncunun. Düzenleme oynamaya ihtiyacı var. Bence doğru tercih ama en ufak bir sıkıntıda yani bir süreli sakatlıkta Beşiktaş problem yaşar. Tekrar Necip'i falan oraya monte etmeye çalışırsınız. Diğer tarafta da yönetime yönelik bir tepki zaten biz demiş diye gelir iş. Sıkıntı o ama sakatlanmazsa zaten çok büyük katkı yapacak. Şimdi transfer adına Pepe ismini Beşiktaş için konuşuyorduk ama Trabzonspor dün akşam hatta gece saatlerinde Nicolas Pepe'yi de İstanbul'a getirdi. Ama buna sanki bir transfer çalımı diyebilir miyiz? Ya şöyle çalım diyebiliriz. Yani herkese bir çalım diyebiliriz. Çünkü çok başarılı bir oyuncu aldılar. Trabzonspor Avrupa'da olmamasının, Avrupa'ya oyuncu yetiştirme derdinin olmamasının biraz avantaja çevirdi. Son iki seneyi bir kenara bırakırsak özellikle geçen seneyi düzenli oynayan, takıma katkı veren ve büyük bir futbol ismi, büyük bir karakteri. O yüzden bu seviyede bir oyuncuyu Trabzon'a getirebilmek gerçekten bir transfer başarısıdır. Yani kimseye çalım atmasanız bile oyuncuyu ikna edebilmek, bir şey vaat etmek, bir projeyi anlatmak ve Trabzon'da yeniden çıkışa geçebileceğini oyuncuya kabul ettirmek gerçekten bence bir başarı. Pepe ile beraber transferde Trabzonspor gerçekten iyi bir adım atıp şunu başardı. O takımdaki skorer azlığını, gol yükünü çekecek, en azından ara ara katkı verecek oyuncuyu, bir yıldızı takıma kazandırdı. Çünkü Trabzon'da bunu göreceğimiz bir isim kalmamıştı neredeyse. Zaten sakatlıklarla beraber Orsic'ten bunu bekliyorduk. Evet. O da kayboldu. Bence çok başarılı bir hamle. Peki, süremizin de sonuna geldik. Böylece Suat çok teşekkürler aktardıkların için. Değerli izleyenler, Sabah Sporu'nu bugünlük de noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.